Elhamdülillahi Rabbil alemine ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Zikrullah hakkında hadis-i şerifler. Hazreti Ebu Zer radıyallahu teala anh hazretlerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki aleyke bi mecaliseti ehli zikr ve izâ halevte harreke lisâneke mestata'te zikrullah ve ehabbe fillâhi ve ebgâze fillâh ya Ebu Zerrîn. Yani diyor ki ya Ebu Zer, senin üzerine zikrullah meclislerine devam etmek olsun. Zikrullah meclislerine devam et. Ve izâ halevte, ne zaman boş kalırsan, teharreke lisâneke, dilini hareket ettir. Mestertâte zikrullah, kudretin yettiği kadar zikrullah'a devam et. Ve ehabbe fillâh, Allah için sevdi. Allah için muhabbet et. Sevdiğin kimseleri Allah için sev. Ve ebgaze fillah, Allah için buğz et. Ya Ebu Zerrîn. Zikir meclisine yakın olmayanlar, zikir meclislerine kulağı asmayanlar, kıymet vermeyenler dinlesin bunu. Aleyke bi mecaliseti ehli zikir. Ehl-i zikir meclisine devam et diyor. Zikrullah meclisine demiyor. Ehl-i zikir meclisine. Ve izâ halevte teharreke lisâneke mestetâte zikrullah. Boş kaldığın zaman gücün yettiği kadar zikrullah'a devam et. Ve ehabbe fillâhi ve ebgâbe fillâh. Allah için seviş, Allah için bu. Saçma sapan söyleyenlerin sözlerine kulağı asmayın. Bunu söyleyen Sultan-ı Enbiya Resulü Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir. Onun sözü evvela Allah'ın sözü, sonra onun sözüdür. Biz başka kime bakacağız? Gene bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Evliyaullahüllezine izâ re'û zikrullah. Yani evliya, Allah'ın evliyası o kimsedir ki, evliyayı neden bilirsiniz? Sen onu gördüğün zaman da zikrullah yapar görürsün. Yani Allah'ın evliyaları, o evliyalar onlardır ki Allah'ın evliyaları, onları gördüğün zaman zikrullah eder görürsün. Hazreti İbni Abbas radıyallahu teala hazretlerinden bu. Radıyallahu anhüma. Yine bir hadis-i şerifte, اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذ۪ينَ يَسِبُّونَ اَصْحَاب۪ي فَيَقُولُونَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى شَرِّكُمْ An Ebi İbni Ömer radıyallahu teala anh. Hazreti Ömer radıyallahu teala anh hazretlerinin oğlu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki ne zaman ki görürseniz ashabıma kötü söyleyenleri görürseniz deyin ki Allah'ın laneti sizin şerrinize olsun deyin. Ashab-ı Resulullah'a buğz edenler, ashab-ı Resulullah'a kötü söyleyenlere lanet ediyor. Lanet olsun onların şerlerine diyor. Bir hadis-i şerifte de diyor ki şefaati mübahatun illa men sebbe ashabi. Benim şefaatim herkese mübahtır. Herkese şefaat ederim. Yalnız ashabıma kötü söyleyenlere şefaat etmem diyor. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Gene bir hadis-i şerifte diyor ki Allah Allah ashabi Allah'ım Allah'ım ashabımı sana emanet ederim. Onları sevenleri sev. Onlara buğz edenlere buğz et. Ben de onları sevenleri severim. Onlara buğz edenlere buğz ederim diyor. Hazreti Ebi Sa'id-i Hudri radıyallahu anh buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki اَعْزَمُنْ نَاسِ دَرَجَةً اَذْذَاكِرُونَ اللّٰهِ Nas'ın derecede en yüksek olanı Allah'ı çok zikreden kadın erkek اَذْذَاكِرُونَ اللّٰهَ كَس۪يرًا وَالذَّاكِرَاتِ
اَعْظَمُ النَّاسِ دَرَجَةً اَزَّاكِرُونَ اللّٰهَ كَس۪يرًا وَالزَّاكِرًا عَنْ اَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللّٰهُ تَعَلَىٰ İnsanın diyor, nasın içinde en derecesi yüksek olan o kimsedir ki, Allah'ı çok zikreder. اِذَا نَرَوْتُمْ بِرِيَازِ الْجَنَّةِ فَرْتَعُوا قَالُوا وَمَا رِيَازُ الْجَنَّةِ قَالَ هَلَقَ الزِّكِرِ Bu kitaplardan alınmış. Hamim, Hazreti İmam Ahmet Hanbeli radıyallahu anh'ları, Ayin, Hep, Pe, Hasan, Hazreti Hasan radıyallahu anh'ları, ve İbn-i Şahin Fizzikir, An Enes, Enes radıyallahu teala anh hazretlerinden, diyor ki, اِذَا مَرَوْتُمْ بِالْيَازِ الْجَنَّةِ Ne zaman cennet bahçesine uğrarsanız, فَرْتَعُوا onun meyvelerinden yiyiniz. قَالُوا وَمَا رِيَازُ الْجَنَّةِ Dediler ki, Ya Resulallah, nedir cennet bahçesi? Cennet bahçesinden yiyin diyorsun. Cennet bahçesi nedir? قَالَ حَلَقَ الزِّكِرِ Halaka-i zikir, zikrullah yapılan halkadır. Yazdıklar olsun ki, ben alimim, ben şöyleyim, ben böyle hocayım, şöyle şahinim diyenler zikrullah halkasını gördüğü yerde kaçarlar. Gene bir hadis-i şerifte اَفْضَلُ الْاَعْمَالُ اَنْ تُحِبَّ لِلّٰهِ وَتُبْغِذَ لِلّٰهِ وَتَعْمَلُ لِسَانَكَ ف۪ي ذِكْرِ اللّٰهِ Buyuruyor ki amelin en efdalı Afdalul amal, amellerin en afdalı en tuhibbe lillah Allah için sevişmektir. Ve tübgize lillah Allah için buğz etmektir. Ve te'amelü lisaneke fî zikrillah dilinle daima zikrullah yapmaktır. An Ma'az ibn-i Ceber radıyallahu teala an hazretleri Ma'az ibn-i Ceber radıyallahu hazretlerinden bu hadis-i şerif. Öyleyse kardeşlerim, bizim bu zikrullah aleyhinde söyleyenlerin sözlerine katiyen kanmayın, katiyen aldanmayın. Bütün yanlış, bütün yanlış. Çünkü bu kadar hadis-i şerif yazıyorum. Eğer bu hadis-i şerifine inanmayan kimsenin dini gider, imanı gider, nikahı gider, genç bir kafir olur, avradı boş olur. Çünkü bunun hangi birine itiraz edeceksin? اَفْتَلُ الْاَعْمَالَ اَسْتَبْرُ وَالْسَّمَاهَةِ An Makır bin Yaser radıyallahu teala an. Makır bin Yaser radıyallahu teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri buyurdu ki diyor imanın en afdalı sabırdır cömertliktir. Amelin en afdalı neydi? Amelin en afdalı En tuhibbelillah, Allah için sevişmektir. İmanın afdalı da sabır ve semahati, sabırlı olup cömert olmak. Ekrabün nazi dereceti nübüvveti, ehlil cihadü ehlil ilim. An İbni Abbas radıyallahu teala anhüma. Hazreti Abbas radıyallahu teala'nın oğlu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etmeden buyuruyor ki, Resulullah buyurdu ki, Nas'ın peygamberlik derecesine en yakın olanları kimlerdir? Peygamberlik derecesine en yakın olanlar birisi, Allah için din yolunda cihad edip muharebe yapan, biri de ehlil ilimdir. İlim sahibi olan, halka ilim neşreden, halka ilim davadan alimdir. Alim, hem şeriat, hem tarikat, hem hakikat, hem marifet, hem zikrullah ilmini öğretir. Sen yalnız şeriat ilmini öğrettin. Tarikat, hakikat, marifet, zikrullah bunlar kaldı. Senin alimliğin nerede kaldı? Gene bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri buyuruyor. اِنَّ فِجُورُ الْمِرْأَةِ الْفَاجِرَةِ كَفِجُورُ الْاَرْفِ فَاجِرٍ اِنَّ Bilir mir'etil mü'mineti ke'ameri sebe'ine sıddika
Hazreti Ömer ve Hazretlerinin oğlu radıyallahu anhüma hazretlerinden diyor ki, facir bir kadın, kötü bir kadın, 1000 tane kötü erkeğe bedeldir. Kıyla saliha bir kadın, onun ibadeti 70 tane sıddıkın ameline bedeldir. Kadınlarda Allah için çalışıp, Allah için zikredip, Allah'a ibadet edenlerin aleyhinde söyleyenler düşünsünler. Bir hakkıyla saliha bir kadın 70 tane sıddıkın ibadetine bedeldir, onun ibadeti diyor. Hazreti Ömer radıyallahu'nun oğlundan bu hadis-i şerif Peygamberimiz buyurmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri inne cehenneme rahan tathan ulema işşu. Enes İbni Malik radıyallahu teala anh hazretlerinden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, cehennemde bir değirmen var. O değirmen kötü hocaları üyüdür. Ulema-i su inne cehenneme rahan, inne cehennem tahkik cehennemde rahan bir değirmen var. Tathanı orada üyüdür. Ulema-i su kötü hocaları, alimim der, ehli zikrin aleyhinde söyler, ibadetçinin aleyhinde söyler, şeriatın, tarikatın, hakikatin, marifetin ne olduğunu, zikrullahın ne olduğunu bilmez. Müminlerin birbirine şefaatini inkar eder. Dervişlerin Allah deyip zikrettiğini inkar eder. Tarikatı inkar eder. Hakikati, marifeti, zikrullahı inkar eder. İşte bunları Cenab-ı Hak cehennemdeki o değirmende üyülecektir diyor. An Enes İbni Malik radıyallahu teala an hazretlerinden bu hadis-i şerif. Gene bir hadis-i şerifte Ela edillüküm ala hiyâri hâzihil ümmet ellezîne izâ rakûrâkumun nâsı ve izâ zükürallâhu indehüm e'ânû ala zikrihi. An İbni Abbas, Hazreti Abbas radıyallahu anhümanın oğlundan diyor ki, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh hazretleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri dedi ki, ben size celalet edeyim. Ela edullüküm ala hiyâri hâzihil ümmet. Bu ümmetin en hayırlarından size delalet edeyim, söyleyeyim, haber vereyim. Ellezîne onlar izâ re'âkümün nâsı, nâsı gördüklerim bir zamanda Allah'ı zikrederler. Zikrullah ederler. Zikrullah edenlerin yanında onlara da yardım edip beraber ederler. Nâsı zikrediler gördü müydü, kendine beraber eder, yardım eder. Yahut ki nâsı kendi ayıda görürse nâsı zikrullah eder, gösterir. İşte elâ edüllüküm, bilmiş olun, elâ ilandır. Ey ahali demektir. Elâ edüllüküm alâ hiyâri hâzihil ümmet. Bu ümmetin hayırlarını size haber vereyim mi? Ellezîne onlar, onlar ki izâ re'ekümün nâs, nâsı gördükleri zaman da Allah'ı zikrederler. Allah'ın zikrini onlara tavsiye ederler. Ve izâ zikrallah, Allah'ı zikredenleri gördü müydü? İndehüm, onların yanında e'anû alâ zikrihi, onların zikirlerine yardım eder, onların zikirlerini kuvvetleştirir, onlara aşk verir, şavk verir, onların zikrini kuvvetleştirir. Yazdıklar olsun zikrin aleyhinde bulunanlara. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri an Ebi Hüreyre radıyallahu teâlâ anhüden diyor ki, el zikru hayrun mine sadaka ve zikru hayrun mine siyam. Zikrullah etmek sadakadan hayırlıdır. Ve zikrullah etmek oruçtan hayırlıdır. An Ebi Hüreyre radıyallahu teala anhu. Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu teala vardı, Peygamberimizin sevgili ashabiydi. O zat diyor ki, Resulullah buyurdu ki,
اَلْزِكْرُ خَيْرٌ مِنَ السَّدَكَ Zikrullah etmek sadakadan hayırlıdır. وَالْزِكْرُ خَيْرٌ مِنَ السِّيَامِ Zikrullah oruçtan da hayırlıdır. Yani ne demektir? Sadaka etmeyin demek değil, oruç tutmayın demek değil. Yani sadakadan büyüktür. Zikrullah sadakadan büyüktür. Zikrullah etmek, oruç tutmaktan daha büyüktür. Yoksa orucun fazileti çok, sadakanın fazileti çok. Fakat zikrullah hepsinden büyüktür. Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, An-Nakil ibn-i Yeser radıyallahu anhüden, El-ibadetü fil-hereç, kehicretinne ileyye. Ne demektir? Ümmetimin fesada gittiği zamanda ibadet etmek, milletin karma karışık olup zikrullah aleyhinde, tarikat aleyhinde, marifet zikrullah aleyhinde bulunduğu zamanda Allah'a ibadet etmek, Allah'ı zikretmek bana hicret etmiş gibidir diyor. Ümmetimin fesada gittiği zamanda azınca demektir. Yani ümmetimin azdığı zamanda. Bir hadis-i şerifte buyurur ki el gafletü selasetün. Gaflet üçtür. Birinci gaflet zikrullah'tan gafil olmak. İkinci sabah namazını güneş doğuncaya kadar bırakmak. Üçüncü borç altına girmek. An Ebi Hüreyre radıyallahu anh. İnsan için gaflet üçtür. El gafletü an zikrillah. Birinci gaflet Allah'ın zikrinden, zikrullah'tan gafil bulunmak. İkinci sabah namazını geç bırakmak. Üçüncü borç altına girmek. Hazreti Ebi Hüreyre radıyallahu anh'ın. Gene buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri El-mütehabbune fillahi fi zilli arşihi. Yani Allah için sevişenler arş-ı âlâ'nın kölgesindedirler. Allah'ın arşının kölgesindedirler. Bu Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh'ın bu üç hadis-i şerif. Bunu yukarıda söyledim. Hakkat muhabbeti lil mütehabbi nefiyye. Benim sevgim hak olur. Benim sevmekliğim hak olur. Benim için sevişenlere. Gene buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Tesafahu fe innel musafahatü tüzhibü bişşahnâi ve tehâvedu fe innel hediyyete tüzhibü gıl. An İbni Ömer radıyallahu teâlâ anhü. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlundan diyor ki müsafaha yapınız. Tesafahu. Müsafaha ediniz. Birbirinizle görüştüğünüz zaman da müsafaha ediniz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed deyip birbirinizin elini tutup müsafaha ediniz. Fe innel müsafahate. Çünkü müsafaha yapmak tüzhibü bişşahna sizin kalbinizdeki olan kötülükleri giderir. Ve tehavedu hediye veriniz, birbirinize hediyeleşiniz. Fe innel hediyete tüzhibü gıl. Hediye insanın kalbindeki gıllı kışı giderir. An İbni Ömer radıyallahu teala anh. Gene bir hadis-i şerifte diyor ki Teallemül remi vel Kur'an ve hayr-ı sa'atil mü'mine hine yezkurullaha azze ve celle. An İbni Sa'idil Hudri, Ebi Sa'idil Hudri radıyallahu teala an diyor ki Teallemül remi atıcılığı öğreniniz. Atıcılık deyince işte silah atıcılığı, her şeyi bellemedir.
Birinci açlığı öğreniniz. İkinci Kur'an'ı öğreniniz. Müminin en hayırlı saati Allah'ı zikrettiği saattir diyor. Taallemür remi, atıcılığı öğreniniz. Vel Kur'an, Kur'an'ı öğreniniz. Ve hayrı saatil mümin, müminin en hayırlı saati hine yezkurullah azze ve celle, Allah'ı zikrettikleri saattir. Yazdıklar olsun zikrin aleyhinde söyleyenlere, zikrullah'a yanaşmayanlara, zikrullah halkasına girmeyenlere, onların münafıklık geri koyuyor. Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki onların hakkında ne diyor bak. O kötü hocaların hakkında ne diyor? Te'avvezu billahi, Allah'a sığınınız. Allah'ım sana sığındım deyiniz. Neden? Min fakhril kurra, okumuş olup da kendi kendine kuruntu verenlere, verenlerin şerrinden Allah'ım sana sığındım deyin. Te'avvezu billahi min fakhril kurra, Allah'a sığınınız. Kendi ilmine mağlup olup herkesin Allah'ı zikreden zakirlerin, müminlerin, Allah'ın ibadetçi kullarının aleyhinde söz söylemeye cesaret eden, kendinin kibrini, gururunu kendine mal eden kimse, bunların şerrinden Allah'a sığınınız. فَهُمْ اَشَدِّ فَخْرًا, onlar öyle bir şiddetli, fakir bir kimseler ki yani, iftiharcı, övücü, kendi kendini kurucu, kendi kendini büyük bilici bir kimsedir ki, minel cebabireti, onlar cebbarlardan daha eşed kötüdür. Ehüm eşeddi fakran minel cebabireti. O cebbarlar var ki kendi kendini kurarlar, kendi kendini büyüklendirler, kibirlenir, mağrurlanırlar. Bu okumuş olup da kendi kendini kuranlar onlardan şiddetli kötüdür. Ve la şey'e ebgazu ilallah, Allahü Teala'ya en şiddetli buğuzlu olan nedir? Allah'a en buğuzlu şey odur ki min kari'i fakur, okumuş olup da kendi kendini fakırlanır, kendi kendine iftiharlanıp kendi kendini büyük tutanlar. İmam Deylimi Hazretlerinin kitabından an Enes İbni Malik radıyallahu anhü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin, Enes İbni Malik radıyallahu anhü 6 sene hizmetinde bulunmuş. Ayağının pabuçlarını, ayakkabılarını bir yere vardığı zaman da koynuna saklardı. 6 sene tam hizmetinde gece gündüz kapısında bekleyip bulunmuş. O zat söylüyor. Diyor ki Resulullah buyurdu ki te'avvezu billah, Allah'a sığınınız. Min fakril kurra, okumuşların iftiharından Allah'a sığınınız. Büyüklenmelerinden Allah'a sığınınız. Fehüm eşeddi fakren, onlar öyle bir şiddetli kibir, mağrur bir kimselerdi ki minel cebabireti, cebbarlardan daha ziyade eşeddi kibirdir onlar. Ve la şey'e ebgazu ilallah, Allah'a onlardan fazla buğuzlu olan, Allah'ın buğz ettiği bir şey yok ki min kari'i fakur, okumuş olup da kendi kendine fakırlanıp büyüklenip kimseyi beğenmeyip Allah'ın ibadetçi kullarının aleyhinde konuşanlar. Allah muhafaza etsin. Cenab-ı Hak bizleri korusun. İşte cehennemdeki değirmen bunları ödeyecek. Gene bir hadis-i şerif Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri buyuruyor ki Hazreti Ebi Hüreyre radıyallahu teala anh hazretlerinden selâsettün lâ yeruddullâhe duâhüm, Allah-u Teala hazretleri üç kimsenin duasını geri çevirmez. Ezzâkirullâhe kesîren, Allah'ı çok zikredenlerin
duasını Cenab-ı Hak geri çevirmez. Ve davetel mazlum, bir de zulme uğrayan mazlum bir çarenin duasını Cenab-ı Hak geri çevirmez, kabul eder. Ve İmam-ı Muksit, hak adalet üzerinde olan hükümdar, hükümet büyüğü, erdi adalet sahibi ise onun duasında Cenab-ı Hak geri çevirmez. An Ebi Hüreyre radıyallahu teala an. Aç gözünü, aç gözünü itiraz eden kimse, ey Allah'tan kork, bu kadar ayetler okudum, bu kadar hadisler okuyorum. Allah'tan kork. Senin kabul etmediğin zikrullah'ta neler var? Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, İbni Abbas radıyallahu teala an Hazretlerinden buyuruyor ki, selasetün masumuna min şerri iblis. Üç kimse şeytanın, iblisin şerrinden kurtulmuştur. Ve cünudihi, onun, iblisin aveneleri, yardımcıları olanların elinden de kurtulmuştur. Kim? Ezzâkirûnallâhe kesîren. Ezzâkirat, Allah'ı çok zikreden erkekler ve kadınlar. Billeyli ve nehar, gece gündüz Allah'ı çok zikrederler. Vel müstağfirine bil eshar, sahar vaktinde istiğfar çekip tesbihlerini eline alıp ders çekerler. Onlar şeytanın şerrinden kurtulurlar. Vel bâkûne min haşyetillah, Allah'ın korkusundan ağlayan gözler, bunlar kurtulur. Tekrarlayalım. Selâsetün masûmûne min şerri iblis. İblisin şerrinden üç türlü kimseler kurtulmuştur. Ve onun avenelerinin elinden de kurtulmuştur. Ve cünûdihi. Kimler? Birinci, ezzâkirûnallâhe kesîren bir leyli ve nehâr. Gece gündüz Allah'ı zikreden kimse. İkinci, vel müstağfirine bil eshar, saharlar istiğfar edip tövbe istiğfar eden kimseler. Üçüncü, vel bâkûne min haşyetillâh, üçüncü, Allah'ın korkusundan ağlayanlar. Yazlıklar olsun zikrin kıymetini bilmeyenlere, zikrullahın kıymetini bilmeyenlere, yazlıklar olsun. Gelelim şimdi ayetlere, geldik. Bu zamana kadar hadis-i şerifler söyledim. Şimdi de buna dair ayetler söyleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet. Emmen huve kanitun anâ el-leyli sâciden ve kâimâ. Diyor ki, çok bir kimse var ki, geceler Allah'ı zikredip, secde ve kıyamla geceleri geçirirler. Onlar gafletle yatanlar gibi midir? Sûre-i Zümer'de bu. Yani Hamim suresinde. Emmen huve kânitun anâ el-leyli sâciden ve kâimâ. Onlar geceler Allah'ı zikretmekle ve secde kıyamla, Allah'a ibadetle, zikrullahla günlerini geçirirler, geceleri sabahlarlar. Onunla beraber gafletle yatıp da hayvan gibi yatıp kalkanlar beraber mi olur? Bu nedir bu? Bu beş vakit namazdan fazlasıdır bu. Sen diyeceksin ki ben namazı kılmıyor muyum? Ne diyor? Emmen huve kanitun anâ el-leyli sâciden ve kâima. O kimse ki gecelerin ortalarında, gecelerin içinde Allah'a zikrullahla, secdeyle, kıyamla ibadet eder. Onunla öteki beraber olur mu? Gene bir ayet-i kerime, bismillahirrahmanirrahim. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَيْلٌ cehennemi, kalpleri Allah'ın zikrinden katılaşmış olan kimselere de.
Sen 1000 kere git camide namaz kıl. Allah'ın zikrinden kalbin katılaşmış olduktan sonra velün cehenneminden kurtulamazsın. Onun elinden kendini kurtaramazsın. Cehennem bir ejderhadır. Ancak Allah'ı zikredenlerden korkar. فَوَيْلُنْ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Kalbin kasavet dolmuş, katılaşmış, Allah'ı zikretmezsin, zikrullah'ı bilmezsin, zikrullah meclislerine karışmazsın, zikrolanların aleyhinde konuşursun. Senin kıldığın namaz kaç paradır? فَوَيْلُنْ وَيْلُنْ cehennemi. لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Kalpleri Allah'ın zikrinden katılaşmış, Allah'ı zikretmez olanlaradır velin cehennemi. Gene buyuruyor ki, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ Allah'ı zikredenlerin kalpleri, اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah'ı zikredenlerin kalpleri hoplar, ihtirar bulur. تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ Onların derileri titrer, kendileri titrer, Rabbilerinin korkusundan titreşirler. سُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Onların derileri yumuşar, kalpleri yumuşar Allah'ın zikrinden. Senin kalbin katılaşmış. فَوَيْلُنْ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Kalbin katılaşmış, cehennem senin için olmuş. Bunun da kalbin olmuş. Zikrullah hemen. تَقْشَعِرُ مِنْهِ جُلُودُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ Kalpleri titriyor. Kalpleri hopluyor. Kendileri hopluyor. Allah'ı zikrediyor. سُمَّ تَلِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Onların kalpleri Allah'ın zikrine, derileri, kendileri, kalpleri, vücutları Allah'ın zikrine yumuşamış. Bunun ikisi beraber mi olur? Gene bir ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ zükirallâhu vahdehu isme ezzet kulûbüllezîne. Diyor ki, çoğul kimseler var ki, Allah'ın zikrini yanında yaparsan, kalpleri sıkılır. Canları sıkılır, ya uykusu gelir, ya oradan kalkıp gidesi gelir, kaçası gelir, duramaz orada. Ama ne zaman ki dünya sözü onun bunun aleyhinde, şunun bunun gaybeti söylenirse o zaman diyor çiçeği açılır. Allah zikrinden kalpleri sıkılır, başkasının zikrinde sevinirler, zevk alırlar. Gene bir ayet, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bunu her şeyi takdire, mukaddere havale edenlere söylüyor. Bu ayeti kerimeyi de. Efendim işte başımıza Allah ne yazdıysa o gelecek. Takdir, mukadder neyse o gelecek. Cennet, cehennem hepsini Cenab-ı Hak takdir etmiş. Diyenler dinlesin bunu. Bunu dinlesinler. Ne var burada bak? Bunlar diyecek ki yarın diyor, Ya Rabbi işte bizim alnımıza böyle yazılmış, takdir mukadder böyleymiş, ezelden kalem böyle çalınmış, emni ezeliye ilahiyende bizim böyle olacağımız sana malum idi. O zaman Cenab-ı Hak Teala Hazretleri diyor ki yalansınız. Bela kad ca'etke ayati fekezzebte biha. Sen evveli Müslüman idin, iyiydin, kötü değildin. Ne zaman ki benim sana ayetlerim geldi, alim gönderdim, peygamber gönderdim, kitap gönderdim, alim ulema söyledi, bir de ayetler gördüm. Ayet demek, alametler gördüm. Neler gördüm? Peygamberlerin mucizatını, evliyaların kerametini, dertlilerin deva bulduğunu, hastelerin şifa bulduğunu, mühim işlerin, müşkillerin hal olduğunu gördün. Onu yalanladın. Attın o zaman aleyhine.
Bela kad caetke ayati, sana ayetim geldi. Belki sana ayetim geldi. Fekezzebke biha, yalanladın. Ayet demek alamettir. Bir kuldan ne zuhur edebilir? Kulun elinde ne var? Hiçbir şey yok. O kuldan zuhur eden keramet benden değil miydi? O dertlerin deva bulması, hastelerin şifa bulması, müşkillerin hallolması bendendi. O benim alametim değil miydi? Sen yalanladın. Vestekberte kibrettin, burnunu kaldırdın. Zikir meclisine, zikrullah meclislerine yanaşmadın. İbadet, taat, vaaz, nasihat meclislerine yaklaşmadın. Ve künte minel kafirin. İşte bu sebepten kafir oldun. Yoksa ben seni kafir yaratmadım. Anlamalı, anlamalı. Ve stekberte ve künte minel kafirin. Sen kibrettin. Ve künte minel kafirin. O zaman kafir oldun sen. Evvelinden ben seni kafir yaratmadım. Sûre-i Saffat'ta gene bir ayet diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim, bel acibte ve yesharun. Sen Allah'ın has kulları, müminler Allah'ı zikrettiği zaman da sen onlara teaccüp ederdin. Bir de maskara ederdin. Alay ederdin onları. Bel acibte ve yesharun. وَاِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ. Onlar Allah'ı zikrettikleri o zaman sen zikretmezdin. Ha, بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَاِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ. Sen o ehli zikir, ehli ibadet benim has kullarımı gördüğün zaman da onların zikrettiklerini görünce onlara alay eder, maskar eder, tekfir eder, onlara hakaret ederdin. وَاِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ. Onlar zikrettiği zaman da siz zikretmezdiniz. Onlara karışmazdınız. O benim mümin kullarıma. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri وَاِذَا رَأَوْا اَيَةً يَسْتَسْخِرُونَ. Onlardan alamet görseniz, ayetler görseniz, keramet görseniz, maskara ederdiniz, alay ederdiniz. Müminle münafığı söylüyor Cenab-ı Hak. Mümin kimdir? Kafir kimdir? Bak ne diyor? Ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminûnellezîne izâ zükirallâhu ve cilet kulûbühüm. Hakkıyla müminler, hakka müminler o kimselerdir ki Allah'ı zikrederler, zikrettikleri zaman kalpleri cilab olur, vücutları parpazlar, kalpleri çarpar, kendiler titreşirler. İşte hakkıyla mümin bunlardır. Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri çarpıp, kalpleri hoplayıp, vücutları titreyenlerdir. Hakkıyla mümin bunlardır. Ulaike humul müminûne hakkâ der sonunda. Yani innemel müminûnellezîne izâ zükirallâhu ve cilet kulûbühüm. Onlar Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri cila bulur, yürekleri hoplar, titreşirler. Sen onları alay edersin. Kafirler kimler? Münkirler kimler? Bak ne diyor? Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onlara taş atanlar. Bela kad caetke ayati fekezzebte biha ve stekberte ve kunte minel kafirin. Sana ayetlerim geldi. Alametlerim geldi, gördün, duydun, bildin. Sen kibrettin ve mükünce minel kafirin. Bu sebepten kafir oldun. İstersen 1000 rekat namaz kıl. Madem ki sende bu var, Allah'ın alametlerini, peygamberin mucizatını, evliyanın kerametini inkar et, bir de kibri gurur et, ondan sonra kafir ol, tekrarla müminlerin, Müslümanların hakkıyla mümin olanların aleyhine at. Hakkıyla mümin olan kim? Allah'ı çok zikredenler. Cenab-ı Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri müminleri şöyle haber veriyor, münafıkları şöyle haber veriyor. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim, Sûre-i Bakara'nın 2. sayfasında 3. ayet.
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Nas'ta bazı kimseler var ki biz müminiz derler. Allah'a inandık, ahirete de inandık derler. Onlar kafirdirler. Onlar mümin değildirler diyor. Biz diyecek ki ya Rabbi bu adamlar ağzıyla ikrar ediyor. Allah'a inandık. Ve minen nâsi men yekûlu âmennâ billâh. Allah'a inandık, âmennâ billâh. Ve bil yevmil âhir, ahirete inandık. Diyor. Ve mâ hum bi müminin, onlar mümin değildir diyorsun. Bunlar neden mümin olmuyor? Sebebi nedir? Diyeceğiz. Onun için diyor ki, يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Onlar Allah'a desise dubara geçirmek istiyorlar. Bir de Allah'ın iman eden kullarının aleyhindeler. Allah'a desise dubara bizim neyimiz olabilir? Allah'a desise dubara Allah'ı kandırmak, aldatmaktır. Yani Peygamberimize sormuşlar ki ya Resulallah harp nedir? El harbi hud'atun demiş. Hud'a aldatmak, kandırmak, karşısındakini oyalamak, karşısındakini düşürmek. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri diyor ki bunlar öyle bir kimseler ki Allah'ı da yanıltmaya, hileye, desişe, dibaraya çekiyorlar. Mümin kullarımı da. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah'a kandırmak neyle olabilir? Biz neyle kandırabiliriz Allah'ı? Bizim Allah'ı kandırmamız, gidersin camide namazı kılarsın, abdest alırsın, namazı kılarsın, ooo artık beratı aldın eline. Artık namaz kıldın, işin bitti. Artık kimin olursa aleyhine at. Allah'ın sevgili mümin kullarının aleyhine at. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ dediği geldi, benim karşıma geçti, namazı kıldı, güzel haydi çiğitti. Sanki beni avuttu, aldattı. Karşına geçti bu sefer mümin kullarımın aleyhine geçti. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ Allah'a huz'a yaptı, kandırmak yaptı. بَلَّذ۪ينَ آمَنُوا İman eden mümin kullarımı da şey etti. İman eden kimidir? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Ancak müminler Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri çarpıp, kalpleri hoplayıp, kendileri parpazlayıp, Allah deyip haykırıp, bağırıp çağıranlardır. İşte bunların aleyhinde söz söylemeye cesaret eder. Camiye gelir, namazı kılar, ben namazı kıldım, beraatı aldım, Allah'ın anarayı uydurdum. Artık ondan sonra başlar bu sefer atar. Böyle değil, mümin kullarımın aleyhine atar diyor. İşte burada ne oldu? Burada da kafir mümin bu ayetlerle belli oldu. Allah Cenab-ı Hak bizi korusun. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri diyor ki, bel acibte ve yesharun. Benim o kullarım Allah'ı zikrettikleri zaman onların işlerine teaccüp ederdim. Onları deli sayardın, maskara ederdin. Ve izâ zükkirû lâ yezkurûn. Onlar zikrettiği zaman sen zikretmezdin. Ve izâ re'ev âyeten yestezkirûn. O alametleri gördüğün zaman maskara ederdin. İşte Cenab-ı Hak bunların şerlerinden bizi muhafaza eylesin. Kendilerin de ıslah olacakları Cenab-ı Hak bu haldan kurtarsın. Cenab-ı Hak bunlara iyilik versin. Pişmanlık versin, geri çevirsin bunları bu haldan. Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki Kullu meclisin yezkurul ismullah fihi tahuffu bihil melaiketu hatta innel melaikete yekulune zidu zâdekumullah ve zükrü yes'adu innehum kânu izâ kîle lehum la ilahe illallah yestekbirûn. Diyor ki her meclis, zikrullah meclisleri kurulup da zikrullah meclisine oturdukları zaman melaikeler etrafını sararlar. Hatta
اِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُونَ Tahkik o melekler derler ki زِيدُوا زَادَكُمُ اللّٰهِ Zikrinizi artırın, daha ziyade söyleyin. Allah da size nimetini, inamını, ihsanını artırsın. Ve zikri yes'adı. Zikir aralarında suud eder diyor. Havaya yükselir. Cehri zikre, sesinen zikrullah yapmaya şeydir bu. Yani yes'ad, semaya suud eder. اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُونَ Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, o münkir münafıklar, onlara dersen ki, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ zikrede siz de devam edin, gelin zikrullah yapın dersen, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ deyip kafa sallamaya kibirlenirler. O melekler diyor, بَيْنَهُمْ وَهُمْ نَاشِرُوا اَجْنِحَتِهِمْ O zikrullah suud etmeye başlayınca, havaya çıkmaya başlayınca, aralarından melekler kanatlarını açarlar. Artık onlar da zevka gelirler, onlar da aşka gelirler. Bu Allah'ın kulları Allah deyip, yüksek sesine Allah, Allah diyerekten bağırıp, çağırıp, başı kesilmiş tavuk gibi patırdadığı zaman da, o melekler de öyle zevka gelirler, kanatlarını açarlar, aynı onlar da öyle patırdarlar. An Ebi Hüreyre radıyallahu anh. Bunu Hazreti Ebi Hüreyre radıyallahu anh söylüyor. İbrahim Halilullah aleyhisselam, zikrullah etmeden düşmanlara galip gelemedi. Bak zikrullah nasıl, dikkat et. Hazreti okundun mu? Cebrail aleyhisselam geldi. Bir yere kapanıp zikrullah'a devam, la ilahe illallah demesini söyledi. 40 gün çileye girdi. Tamamında mübarek ağzından, gözünden, kulağından nurlar fışkırdı. Kendisine baktı, maneviyatında birçok elleri olduğunu gördü. O elleriyle kafirleri tutup attı. Bir arkadaşı çilehanesine gelip dedi, ya İbrahim, kafirler Mekke'den çıkıp gidiyorlar. Dedi, bildi ki attığı tamam imiş, doğruymuş. İşte Allah-u Teala'nın zikrine çalışanlar da bu hallar olur. Bunlar hep zikir ile namaz birleşirse olur. Bir kimse dara düşse, Allah Allah gurbeti, ya Resulallah servis gurbeti dese, biiznillah o dardan kurtulur. Evliyaullahların yardımı yetişir. Maneviyat ehlinin yardımı yetişir. Şimdi acayip olan bir de şu var ki, hocalarımızda acayibin acayibi şu ki, Resulullah'ın her güzel ahlakını söylerler. Yalnız yaptığı zikrullah'ı söylemezler. Zikrullah'a Peygamberimiz, halbuki Resul-i Ekrem Efendimiz zikrullah etmeyi çok severdi. Hem de Allah-u Teala'ya çok aşık idi. Gözü yaşlı, ciğeri yanık idi. Allah-u Teala'yı zikrederken haldan hala geçerdi ve eşkine yanardı. Ashablar buyururlar ki, zikrullah ettiğinde o kadar eşka gelirdi ki bizim hiçbirimiz onun gibi yapamazdık. Namaz kılınca onun kadar birimiz kılamazdık. Her ibadetinde hepimizden ziyade idi demişlerdir. Allah-u Teala'yı zikretmeyi başlayınca bir ateşe düşerdi. Olduğu yerden ayağa kalkardı. Hareket ile cehri zikrullah'a devam ederdi. Düşünün ki, yani belki dostun ismini duyunca harekete gelmeyen kerim değildir derdi. Bir gün
Ashab-ı Resulullah bir araya toplanmışlar. Mescid-i Saadet'te otururlarken Cebrail aleyhisselam gelmiş. Demiş ya Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Senin ümmetine şu ayeti getirdim. Diyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de senin ümmetinin fakirleri, fukara-i sabirin olanlar ağniye-i şakirinden 500 yıl evvel cennete girecek deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir hal geliyor. Bir aşk geliyor. Diyor ki sizin içinizde bir beyt söyleyen yok mu? O zaman Arabi'den birisi diyor ki ya Resulallah ben söylerim. Söyle diyor. قَدْ لَسَعَتْ حَيَّةُ الْهَوَى كَبَد۪ي فَلَا تِيبَ وَلَا رَاقِي اِلَّا الْحَب۪يبُ الَّذ۪ي شُغِفْتُ بِه۪ Yani benim ciğerim Allah'ın ateşiyle yandı. Buna doktorlar çare bulamaz. Hakimler çare bulamaz. İlla benim o sevdiğimin lütfu ihsanı olur. Deyince Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah 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 diyerekten oturduğu yerden ayağa kalkıyor. Bütün ashab ayağa kalkıyor. Orada bir zikrullah yapıyorlar. O kadar yapıyorlar ki ve o kadar çarpınıyor ki umrundaki mübarek hırka-i şerifi düşüyor. Rıza-i şerif diyor ona. Rıza-i şerifi düşüyor. Önüne getiriyorlar. Diyor ki ortaya düşen arkadaşlarındır diyor. Ashablar orada onu parça parça 400 bilmem kaç ashab varmış orada onu hepsini parça parça bölüşüyorlar. Ölünce kabirlerine koyacaklar. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine Hazreti Muaviye radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah ne güzel bir halıdı bu deyince ne güzel bir hareketidir deyince diyor ki dostun zikrini eşitip yerinden harekete gelmeyen kerim değildir diyor. Yani Allah zikrini duyup da yerinden harekete gelmeyen kerim değildir. Bu hadis-i şeriftir. Böyle olunca bizim serseriler birçokları bu hareketten mahrumdur. Bu zikrullah'tan mahrumdur. Gene bir gün Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu teala anh hazretleri diyor ki biz Mescid-i Saadet'te bir gündür otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri aşka geldi. Allah Allah diye zikretmeye başlayınca hep ashab vecde geldiler. Hepsi ayağa kalktılar. Diyor ki nemidu kema nemidu şecer. Ağacın sallandığı gibi şiddetleri fi şiddetir rih. Yani şiddetli yelin zamanında estiği zaman ağaçlar nasıl inip inip kalkıyorsa onun gibi ashablar inip inip kalkıyordu ayakta. Sonra diyor ki ve cera demu'ahum ala siyabihim. Gözlerinin yaşları elbiselerinin üstünden akıyordu. Böyle zikrullah yaptılar. Sonradan oturdular, dua ettiler. Bunu gördüm diye İmam-ı Ali radıyallahu teala hazretleri söylemiş. Böyle olunca ayakta zikrullah yapmak mübah oldu. Mübah olduğu anlaşıldı. Allah cümlemizi bundan ayırmasın. Şimdi gelelim bizim Antep'te vaazın birisi, vaaz olan kimse vaazında tarikatçilerin aleyhine olarak diyor ki Barsisa'nın azmasını Bel'am İbni Ba'ura'nın sonradan azmalarını misal getirerek işte tarikat şeyhleri böyledir diye söylemiş. Buna cevap olarak şöyle deriz ki her senatın ayrı iyileri var,
kötüleri var. İyileri de bulunur, kötüleri de bulunur. Mesela tüccarlar ticaretle kazanırken bir kimse malını boş yere sarf edip içkide, kumarda batırmış olanları göstererek işte tüccarların halı budur dese, böyledir, yakın olmayınız dese, bunun sözünü kim dinler? Tüccarlarda nice adam olanları görüp dururken, meşayihlarda da büyük evliyaullahlar, pirler, mürşitler yetişmiştir. Bunu kimse inkar edemez. Bir iki kimsenin azması tarikatı lekeleyemez. Peygamberlerin ümmetinde iyi de var, kötü de var. Ama peygambere bir leke getiremezler. Bunu söyleyen vaazın ecdadı tarikat meşayihlarıdır. Ne yüzle onların yüzüne bakacaktır? Cemaat-i İslamiye büyük hakemdir. Mehenk taşıdır. Müminlerde çok büyük firaset vardır. Hakkı söylerler ve hakkı kabul ederler. Batılı seçer, kabul etmezler. Sen hemen söyle, sana bir şey demezler ama nazardan düşersin. Senin ahmaklığın sana kalır. Sen sanarsın ki bu cemaati İslamiye ne dersem anlamazlar dersin. Halbuki sen batıl sözle bu bir çobanı bile kandıramazsın. Havadaki güneşi olduğu gibi inkar edersin. Bu tarikat-ı Aliye-i Muhammediye'de milyonlarca evliyaullahlar yetişmiştir. Yüz binlerce mürşid-i kamiller yetişmiştir. Yüzlerce pirler yetişmiştir. Adına, soyadına yazdıklar olsun. O ecdadının soy adını taşıyorsun. Değiştir bari. El yumruğunu görmeyen kendi yumruğunu kantar sanar derler. Tedbirli bulun. Ecdadının namına yazdık. Yarın onların yüzüne nasıl bakacaksın? Bizim tarikatımıza niçin taş attın demezler mi? Bari içini dışına uydur. Uydur ki cemaat-i İslamiye'yi ahmak sanma. Mehenk bil. Amin. Ya Rabbel Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlâ yevmiddin. Salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain. Sallu aleyhi ve sellimu teslima hatta tenalu cenneten ve naima. Amin ya Muin ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.